Burada önce kaldığımız noktalardan yine önce değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ve üzerine konuşmaya çalışacağız diyelim. Ne var ne yok diye dediğim gibi değerlendirmelere gayret edeceğiz. İlk videoda başlamıştık. Beğenmeyi de abone olmayı da unutmayalım. Onu da hatırlatayım. İzleyen herkes yaparsa çok iyi olur. Lütfen hem beğenin hem de kanala abone olun. Bunlar önemli şeyler. Şimdiden de dediğim gibi teşekkür ediyorum. Hem videoyu beğenen hem de kanala da aynı şekilde abone olan herkese diye söyleyebilirim. Yine isteyenler Facebook üzerinden de tabii takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilir diye altını çizmemiz mümkündür. Bunları da yapmanızı rica ederim. Açıklamalar bölümünün en altında bunların da linki var. Orası üzerinden isteyen gerçekleştirebilir. Mevzu böyle. Durum bu şekilde. Şöyle bir bakalım hemen. Ne diyordu, ne demiyordu? Üzerinde durmaya devam edelim. Buna rağmen projeye inanan Lunatics hala gelecekti bir yani muhakkak eğer o şekilde düşünürseniz muhakkak hani mesela Lunatic hala diyor rally'nin olacağına inanıyor. O yüzden hani belli bir kesim o yüzden hala işte alım yapılıyor tarzında. Ya tabii ki yükseliş illaki olur da nasıl yükseliş? Mesela ilk zamanlarda ilk başlarda, ilk vakitler dediğim hani yatırımcı şu kafadaydı işte yakım yapın yakım hangi yakım kim hangi neredeki yakım yapacak? O şekilde bir şey değil. Yani böyle bir durumu tabii ki istemek yanlış. Hani adamların bildiğin bizim Türkler falan yorum yapıyor. Mesela Instagram'da şey Twitter'da şey işte şöyle bir diyor, yazmış ki işte şöyle bir trilyon yakın da işte herkes görsün hesabı. Yani öyle olmuyor işte maalesef. Her şeyin başında örnek veriyorum bir yakımı yapabilmen için tabii ki önce ne lazım? Yakım yapabileceğin değil mi? Bir kripto para lazım. Yani coin olsun ki yak. Coin var mıydı ki adam da onu gelsin ki bir de yaksın yani. Getirip o yüzden işte orada karışıklık oluyor. Orada tabii ki sıkıntı oluyor diyebiliriz. Durum bu şekilde. Şeyin tabii ki şu anda daha iyi bu arada ortam önceki zaman dilimlerine göre. Hatta 3 kere 5 kere belki de daha iyi desek yeridir. Bir de öyle bir durum var. Şu anda da Lunge'da şu böyle yakım kaynaklı zannedilen gibi bir rally olmaz tabii ki. Daha doğrusu olur. İşte bu şekilde olur. Hani böyle yakım yapıldı diye rally yaptıdan ziyade işte FOMO üzerinden olur. Mesela bu Ekim'de de ne dedik? Bu Ekim ayının içerisinde 30 Ekim'e kadar yakım yapılacak zaten. Bununla alakalı zaten daha önce de konuştuk. Hani bu şekilde yakım olduğu noktada olur yani onu söylemeye çalışıyorum. Ve fiyatlar ilerler ama bu da yakım olduğu için değil bir FOMO kaynaklı bir harekete dönüşmüş olacaktır tabii ki. Durum bu. Haberiniz olsun. Değişken oldu. Şimdi Luna Classic'in geleceği hakkında kesin bir şey söylemek zor. Ancak projenin temel özelliklerine bakıldığında önemli ipuçları oluyor. Daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Aynen öyle. Yani artık da bir risk ödül paritesi yüksek bir varlığa dönüştü. Daha önce de söyledik ve tekrardan söyleyeceğim. Hani bunu şu şekilde düşünmek yanlış olur. İşte ben bunu alayım. Ya sonuçta bu Bitcoin değil. Bitcoin'deki istikrar bile gariptir aslında. Hani BTC bile zaman zaman haldır huldur düşer, ondan sonra çıkar. Yani ama tabii ha tamam yine BTC günün sonunda bir şey gösterir. Yani bir kazanım gösterir. Ha. Ama Lunge hele ki onda bile varken hani belli bir istikrardan tabii ki söz edemeyiz öyle söyleyeyim. Belli noktada çok yavaş olur. Belli noktalarda patlayıp gider falan böyle. Yani bu tarz olayları sık görebileceğiniz bir kripto para birimidir. Hiç şüphesiz buradaki nedir o? Launchcoin. Dolayısıyla bunları bilmek lazım.
USDC ve Luna da öyle. Luna en böyle şey deli baş kripto para birimidir. Öyle de ifade etmiş olalım. Yatırımcıların diyor merak ettiği Luna klasik 1 dolara ulaşacak mı? Ulaşmaz maalesef tabii. Bu tarz şeyler olmaz. Bu tarz yakımlar söz konusu olmaz. Üzülerek söylemiş olalım. 1 dolara ulaşacak mı? Cevabını verdik. 1 dolara ulaşmayacağını incelemeden önce projeyi tanıyalım diyor. Luna 2.0'la değiştirilen kripto paradır. Hard fork'la gerçekleşti. Yeni blok zinciri ikiye bölündü diyor. Tabii yenisi Terra, eskisi yani ilk versiyonda Terra klasik olarak yoluna devam etmeyi sürdürmüş oldu. Öyle ifade etmiş olalım biz de. Doğrudur. Bu tarz durumlar tabii ki söz konusu olmuş oldu. Aynen. Projenin temeli ise Terablok zincirine dayanıyordu diyor. Peki. Terablok zincir Luna Classic isimli kripto parayı destekliyordu. Algoritmik bir stablecoin olan UST'yi de destekliyordu. Algoritma ile sabitle. Ya çöküş soruluyorsa burada tam konu çöküşe gelecek. Şöyle. Buradaki varlıklar şu şekilde. Yani sonuçta siz kripto para birimini Luna şey stablecoin'i Luna coin ile destekliyorsunuz. Bu şekilde bir olay oluyordu. Normalde gerçek bir şey mesela neyle desteklenir? Dolarla. Gerçek bildiğiniz dümdüz dolar yani ABD dolarıyla. Sen bununla desteklemediğin zaman tabii ki bunu fiyatlarda kayma oldu. Adamlar eldeki varlıkları çıkarınca millet de korkup sattı. Üst üste bir kayma ve gerçekten bir fiyasko ortamıyla diyeyim. Karşımıza gelen bir sürecin neticede başlangıcı bu şekilde olmuş oldu. Terenle çökmüş olsa da birçok yatırımcı ya muhakkak işte onu söylemeye çalışıyorum ben de. 1 dolar olmaz tabii ki. Ama illaki fiyatlar artar. Ha bunu ne gibi düşünmek lazım? Örnek veriyorum. Raka işte Kik gibi biliyorsunuz ki risk ödül paritesi yüksek kripto para birimleri var. Şimdi bunlar tamamen tabii boş varlıklar değildir. Şu anda fiyatları düşük mü? Evet, şu anda fiyatları düşük tabii ki. Doğru. Fakat ne olursa olsun önümüzdeki etapta da yine de ilerleme potansiyeli özellikle hem faizler düştükçe Metaverse geliştikçe olacak iş. Öyle söyleyelim. Bütün bunları böyle bilmek lazım yani sizin anlayacağınız. Değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.